Bugün 12 Mayıs 2022 astronomi tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz galaksinin merkezindeki muamma nihayet çözüldü. 100 yıla yakın bir süredir oradan gelen gizemli radyo dalgalarının ne olduğunu merak ediyorduk. 10 yıllardır oralarda bir yerlerde bir kara delik olabileceğinden kuşkulanıyorduk. Ve yıllardır orada bir kara delik olduğunu kuramsal olarak anlamıştık ama nihayet bugün onu kendi gözlerimizle gördük. İşte burası galaksimizin merkezindeki kara delik. Bu görsel onun olay ufkunun ilk fotoğrafı. Ortadaki gölge 4 milyon güneş kütlesine sahip ve etrafında bizimle beraber diğer gezegenler, bizim güneşimiz ve başka güneşler dönüyor. Peki buraya nasıl geldik? Bu videoda hızlıca hem bu konudan hem de bu konunun neden çok önemli olduğundan bahsetmeye, bunları açıklamaya çalışacağım. Event Horizon Teleskop İşbirliği bir hafta kadar önce, 12 Mayıs'ta bugün, Samanyolu Galaksisi ile ilgili çığır açıcı bazı bilgileri açıklayacağını, paylaşacağını duyuran bir e-posta gönderdi. Daha önce de başka bulgular için böyle basın bültenleri ve duyurular yolluyorlardı ama bu kez çok daha özel, çok daha önemli bir duyuru yapacaklarını yazmışlardı o e-postada. Samanyolu'na ilişkin çığır açıcı bilgiler paylaşacaklarını söylüyorlardı. Ve bunun dünya çapında eş zamanlı olarak düzenlenen basın toplantılarında sunulacağı da belirtiliyordu. Daha önce böyle uluslararası yüzlerce bilim insanından oluşan aynı ekip, 10 Nisan 2019'da da benzer bir duyuruyla eş zamanlı basın toplantıları düzenlemişti ve o zaman bizden uzak başka bir galaksideki bir kara deliğin fotoğrafını yayınlamışlardı. Tarihteki ilk kara delik fotoğrafıydı o. Aslına bakarsanız bu konuyla ilgilenenler ve ben de dahil olmak üzere o tarihte bizim galaksimizdeki kara delikle ilgili bir şeyler açıklanacağını zannetmiştik, umut etmiştik ama bu yapılmadı. Muhtemelen çok daha küçük ve çok daha hızlı dönen bir cisim olduğu için bu konudaki görüntüleme tekniklerinin o tarihlerde yeterince gelişememesinden kaynaklanıyordu. Bildiğiniz gibi düşük ışık koşullarında hızlı hareket eden bir cismin net görüntüsünü yakalayabilmek oldukça zordur. Her neyse, işte nihayet bugün o toplantı düzenlendi, gerçekleştirildi. Ben de D-Live'dan canlı olarak yayınladım, kaydını da YouTube'a yükledim. Dileyenler anlık olarak bu heyecanı benimle beraber yaşamak isteyenler o videoya da bakabilirler. Black hole. Evet, karşımızda galaksimizin merkezindeki kara deliğin fotoğrafı. Muazzam bir şey. Şu anda bir tarihe, astronomi tarihinin çok çok önemli bir anına tanık oluyoruz. Şöyle düşünün, bu güneşin adeta yeniden görüntülenmesi kadar önemli bir şey. Galaksimizin tam merkezindeki Sagittarius A yıldız bölgesinin olay ufku var şu anda karşımızda. Ben yayını tüm bu organizasyonun merkezinde olan ESO'dan, yani asıl kaynaktan aktardım sizlere. Ancak bu konsorsiyum uluslararası bir nitelik gösterdiği için farklı ülkelerde farklı yayınlar da gerçekleştirildi az önce söylediğim gibi. Ve bunlardan bir tanesi de örneğin National Science Foundation yayını, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona Üniversitesi'nde profesör olan Türk asıllı Amerikalı astrofizikçi Feryal Özel tarafından sunuldu. İşte buna benzer eş toplantılarla açıklanan bu önemli konu galaksimizin merkezindeki kara delikle ilgiliydi. Bu görüntü Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ilk görüntüsü. Bu sonuç cismin gerçekten bir kara delik olduğuna dair çok önemli bir kanıt sağlıyor ve çoğu galaksinin merkezinde yer aldığı düşünülen bu tür devlerin çalışmaları hakkında bize çok değerli ipuçları sağlıyor. Astrofizikte çok uzun süredir devam eden çok önemli bir amaç var. Kara deliklerin çevresinde neler olup bittiğini anlayabilmek. Çünkü kara delik adı üstünde ışığın bile kendisinden kaçamadığı bir bölge, öyle olduğu için de doğrudan gözlemlenemiyor. Ama çevresindeki maddelerin hareketlerine bakılabiliyor. O bölgeye de Event Horizon, yani olay ufku adı veriliyor. Astrofizikçilerde bu olay ufkunun boyutlarıyla karşılaştırılabilir açısal çözünürlükte bir kara deliğin yakın çevresini doğrudan gözlemlemeye çalışıyorlar sürekli. Bu tür gözlemler bir kara deliğin yakınında beklenen güçlü yer çekimi, kütle çekimi etkilerini doğrudan araştırmak ve kara deliğin etrafında neredeyse ışık hızında dönen maddelerin
karmaşık dinamiklerini izleyebilmek için yapılıyor. Böyle bir izleme yeteneğine sahip olmak da çok önemli çünkü bu sayede güçlü alan rejim, astrofizik terminolojisiyle konuşacak olursak, güçlü alan rejimlerinde genel göreliliği test edebiliyorlar. Bir kara deliğin kenarındaki yığılmayı ve dışarıya akış süreçlerini inceleyebiliyorlar. İşte böylesi önemli amaçları gerçekleştirmek üzere 2015 yılında uluslararası bir konsorsiyum kuruldu. Event Horizon Telescope deniliyor bu konsorsiyumu. Adından da anlaşılacağı gibi kara deliklerin olay ufkunu inceliyor. Bunu yapabilmek için de interferometri denilen bir yöntem kullanılıyor. Kendi kullandıkları tam adıyla VLBI, yani çok uzun temel interferometri. Biliyorsunuz uzaydan gelen ışığı yakalamak için çok büyük çanaklar kullanılıyor. Bu yöntemde çanağı o kadar büyütüyorlar ki teorik olarak dünya boyutlarına ulaşıyor. Çünkü dünyanın farklı yerlerindeki teleskoplar eş zamanlı olarak çalıştırılıyor ve sanal bir çanağın farklı bölgelerinde toplanan sinyaller tek bir çanak varsayımıyla birleştiriliyor. Bu yöntemle bugüne kadar uzayda 3 önemli noktadan veriler topladılar. İlki Başak A galaksisinin merkezi, buradan verileri aldılar. İkincisi M87 bölgesinden, ki buradan topladıkları verilerle oluşturdukları çok büyük bir kara deliğin fotoğrafını 3 yıl önce ilk kez yayınlamışlardı. Ve üçüncüsü de, gözlem yaptıkları üçüncü bölgede tabii ki içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin merkezindeki SGR A yıldız bölgesinden, Sagittarius A yıldız bölgesinden dünya boyutlarındaki bir çanağı oluşturabilmek için de çeşitli ülkelerdeki yüksek irtifa sahalarında yeni yeni merkezler kuruldu. Bunlar milimetre ve milimetre altı seviyesinde dalga boylarını yakalayabiliyorlar. Öyle olduğu için de daha önce benzeri görülmemiş bir doğrulukla görüntüleme ve kara delikler tarafından oluşturulan malzemelerin dinamik evrimini izlemenin önünü açmış oluyorlar. İşte bu EHT işbirliği, bu tür son teknoloji astronomik ölçümleri gerçekleştirmenin yanı sıra kara delik olay ufkunun yakın çevresinde meydana gelen fiziksel koşulları ve temel süreçleri de ele alıyorlar. Bunların teorik ve simülasyon çalışmalarını da gerçekleştiriyorlar. Gelelim Nisan 2017'de başlayan EHT gözlem kampanyasına, çünkü bugün açıklanan veriler oraya dayanıyor. Az önce de belirttiğim gibi EHT gözlemleri için uygulanan tekniğe çok uzun temel interferometri VLBI adı veriliyor. VLBI dünyadaki farklı ülkelere dağıtılmış bir dizi radyo teleskopunu birleştirip astronomideki en yüksek çözünürlükteki görüntüleri sağlıyor. Şimdi bu interferometri kavramını biraz daha netleştirmek için müzikle ilgili bir benzetme yapabiliriz. Dünyayı böyle 88 tuşlu bir piyanoya benzetelim. Eğer öyle olsaydı, onun farklı yerlerindeki teleskoplar da piyanonun farklı tuşları gibi olurdu. Şimdi bu gördüğünüz videoda EHT'deki teleskop sayısını artırıyormuşuz gibi bir şarkı çalıyoruz. Başlangıçta bu şarkının sadece bir notasını duyacaksınız. Ve devam ettikçe daha fazla nota duymaya başlayacaksınız. Ve en sonunda da tanıdık bir şarkı melodisi ortaya çıkmaya başlayacak. İşte aynı mantıkla dünyanın farklı yerlerindeki teleskoplar da bir bütünün farklı parçalarını yakalayıp sonra da bu yakaladıkları bilgileri birleştiriyorlar. Birleştirdikleri bilgi bu kez bir şarkıya değil de bir görüntüye dönüşüyor. Özellikle 1.3 milimetre dalga boyundaki kısa radyo dalgalarında yapılan gözlemlerle aydaki şu büyüklükteki bir pimpon topunu bile görüntülemeye eş bir büyüklük, bir çözünürlük elde ediliyor. Bu dalga boyutlarında dünya atmosferinin etkisini de en aza indirgeyebilmek için gözlemler belli bölgelerde yapılıyor dediğim gibi. Mesela Şili'deki Atakama çölünde ya da Güney İspanya'daki bir bölgede, Fransa'nın Alplerinde, Hawaii'deki yüksek volkanların tepelerinde, Güney Kutbu gibi böyle hem yüksek hem berrak hem de kuru bölgelerde yapılıyor. Bunlardan sadece Şili'deki Atakama gözlem evinde, yani Alma'da 64 tane çanak var. İşte EHT projesi kapsamında birkaç yıllık gözlemlerin hazırlık aşamasının ardından ilk gözlem kampanyası 4-14 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu 10 günlük süreçte toplanan tüm veriler korelatör adı verilen özel süper bilgisayarlarda analiz edildi. EHT gözlemlerinin analizi için Bond'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hellsteck gözlem evinde iki tane korelatör, yani süper bilgisayar var. Bu korelatörler her bir teleskopta toplanan o muazzam veriyi işliyor.
her bir teleskoptan toplanan bu muazzam bilgi o derece muazzam ki on binlerce DVD'de saklanabilmeye eşdeğer. Dolayısıyla bunları böyle hard disklere falan koyup ancak o hard diskleri ulaştırarak işleyebilmeleri mümkün hale geliyor. Şimdi bu gördüğümüz görsel işte o bilgilerin yeni tekniklerle, algoritmalarla toplanıp bugüne kadar oluşturulmuş en geniş kara delik kütüphanesinin içinde elde edilmiş görüntülerin bir birleşimi diyebiliriz. Şimdi ben aklımıza gelebilecek bazı soruları da sorup kendi kendime yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü bir altlık sağlaması açısından önemli görüyorum bunları. Her şeyden önce Samanyolu'nun merkezi hakkında bugüne kadar bildiklerimiz nelerdi? Orada işte takım yıldızları var. Sagittarius, Officius, Yay, Yılancı, Scorpius, Akrep takım yıldızları. O yönde baktığımızda galaksimizin merkez bölgesinin yer aldığını biliyoruz. Bugüne kadar biliyorduk. Orada 3 ışık yılı çapındaki bir bölgede yaklaşık 10 milyon tane yıldız var. İşte bu merkezi bölge yıldızlar arası tozun varlığı nedeniyle görünür ışık açısından bize gizlenmiş durumda. O yüzden muamma diyorum, bilmece diyorum. Radyo dalgalarının keşfedilip de uzayda gözlem yapılmaya başlandığı ilk günlerden beri oradan gelen karmaşık bir astronomik radyo kaynağı olduğunu biliyorduk, fark etmiştik. Bu karmaşık yapıya da Sagittarius A yıldız ismini vermiştik. Buradaki A harfi belirli bir takım yıldız için radyodaki en parlak kaynak anlamına geliyor. Yıldız ifadesi de bir atomun uyarılmış halinden yola çıkarak atom fiziğine benzetilerek verilmiş bir isim. Bunlar standart astronomik tanımlamalar. İşte Sagittarius A yıldızın olay ufku bugün gözlemlendi. Peki ne kadar uzaklıkta? Bizden 27 bin ışık yılı uzaklıkta. Yani gördüğümüz ışık 27 bin yıl önce yola çıkmış. Bugün yakalanan ışık. Şimdi bunu da bir ölçüye oturtmak gerekirse eğer Samanyolu galaksisinin çapı 106 bin ışık yılı. 27 bin ışık yılı olduğuna göre 4'te 1 mesafesinde diyebiliriz toplam çapının. Bizim dünyamız nasıl güneşin çevresinde dönüyorsa güneş de bir anlamda bu galaktik merkezin etrafında dönüyor. Güneşle beraber tüm yıldızlar. Tabii onun dönüşü bir yıl değil 240 milyon yıl sürüyor. Peki bu galaktik merkezdeki kara delik ne kadar büyük? 4 milyon güneş kütlesi olarak ifade ediliyor. Bu UCLA ve NPE'deki araştırma grupları tarafından galaktik merkezdeki yıldızlar üzerinde S yıldızları deniliyor. Üzerinde yapılan en son gözlemlere göre bu kara deliğin 4 milyon güneş kütlesi civarında olduğu düşünülüyor ama büyüklüğü öyle değil. Bu kütlenin kapladığı alan 6 milyon kilometre yarıçapında. Yani Dünya ile Ay mesafesinin 15 katı çapındaki bir alanda 4 milyon tane güneş toplanmış gibi hayal edebilirsiniz. Karanlık bir güneş. Bir de bu yapı 4,5 dakikada bir dönüşünü tamamlıyor. Daha önce fotoğrafı paylaşılan ilk kara delik M87'deki çok daha uzaktaydı, çok daha büyüktü. 6,5 milyar güneş kütlesindeydi. Yani bugünkü açıklanan görseldekinden 1600 kat daha büyüktü. Dolayısıyla arada böyle bir farklılık da var. Şimdi ben birazcık daha perspektifimi genişletmek istiyorum. Galaksi hakkında bildiklerimizi ne zamandan beri biliyoruz? Onları bir gözden geçirelim. Bu konudaki en önemli ilk isim şüphesiz 1610'da teleskopla gözlemler yapmaya başlayan İtalyan Galilei. 1785'te İngiliz astronom William Herschel Samanyolu'nun ilkel bir haritasını çıkarıyor. Sonra hemen 1918'lere geçiyoruz. Amerikalı gökbilimci Harlow Shapley giriyor devreye ve Samanyolu'nu çevreleyen küresel yıldız kümelerinden oluşan bir halenin orada Sagittarius, yay takım yıldızındaki bir bölgede merkezlendiğini buluyor. Az önce de söylediğim gibi bu bölge optik teleskoplarla gözlenmesi çok zor bir yer. Işık bizden kendisini gizliyor. Kalın gaz ve toz bulutları tarafından engelleniyor bu. Dolayısıyla radyo teleskoplarının icat edilmesi çok önemli bir kilometre taşı. Bell Telefon Laboratuvarlarında mühendis olan Carl Jansky 1932'de dünyanın ötesinden gelen radyo dalgalarının ilk kez keşfini yapıyor ve radyo astronominin de babası unvanını kazanıyor. Tespit ettiği emisyonun Samanyolu'nun merkez bölgesinden geldiğini de göstermiş oluyor bu sayede. Şimdi bu bölge daha sonraları o takım yıldızdaki en parlak radyo emisyon kaynağı olarak SGRA şeklinde adlandırıldı. 1951'de de Avustralyalı radyo astronomlar emisyonun yerini biraz daha daralttılar ve muhtemelen galaksinin tam merkezinden geldiğini söylediler. Nihayet 1974 yılında o bölgedeki bu kaynağın ancak bir kara delik tarafından gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla orada teorik olarak bir kara delik olması gerektiği söylendi.
O bölgeye ilişkin daha sonraki en heyecan verici gelişme ise 2002 yılında yaşandı. Şimdi oraya böyle bir yakınlaşacak olursak, zoom yapacak olursak, merkezdeki bazı yıldızların görünmeyen bir nesnenin etrafında döndüğünü fark ediyoruz. Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'nden Reinhard Genzel liderliğindeki bir ekip, bu SGR-A yıldız yakınındaki S2 adlı yıldızların yörünge hareketiyle ilgili 10 yılı aşkın bir çalışmayı açıkladılar 2002'de. Yani bu görüntüyü böyle 10 yıllık bir timelapse şeklinde düşünebiliriz. Ve o bölgedeki bir yıldıza bakarsanız özellikle kara deliğe çok yaklaştığını fark ediyorsunuz ama yutulmuyor. Kara deliğin 17 ışık saati yakınından geçiyor. Bu Güneş ile Plüton arasındaki mesafenin sadece 3 katı demek. Bizim için çok büyük biliyorum ama kozmos ölçeğinde düşündüğümüzde çok küçük bir mesafe. Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli bir kara deliğin şimdiye kadarki en ikna edici kanıtı olduğundan bu gözlemi yapan kişiler 2020 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazandılar. 400 yıl öncesine kadar sadece gözlerimizle gördüğümüz kadar bir evrende yaşadığımızı sanıyorduk. Çok küçüktü vizyonumuz. Teleskopların icadıyla gözlerimiz biraz daha açıldı ve son yüzyılda radyo teleskopların da kullanımıyla çok daha uzakları anlamaya başladık. Ve bugün galaksimizin merkezinde ne olduğunu gördük. İlk kez. Ve bu sadece bir başlangıç.